Eva Kotatkova yapıtlarında insanların yani düşüncelerini, bedenlerini, hareketlerini şekillendiren eğitim mekanizmaları üzerine düşünüyor. Arter'de gerçekleştirdiğimiz bir Balıkmışım Bacakları olan isimli solo sergisinde de aslında yine bu konulara değinirken bu kısıtlama mekanizmalarını bir yandan görünür kılıyor, bir yandan da onları aşmak için aslında bize mekanlar yaratıyor. Bu yarattığı mekanlar arasında bir gündüz düşü iş istasyonu var mesela. Hamaklardan, battaniyelerden, yastıklardan oluşan bir mekan burası. Yetişkinlere olduğu kadar çocuklara da hitap eden bir yer. Ve aslında bize birlikte düşleyebilmemiz için bazı yönergeler de veriyor. Ayrıca Kotatkova'nın birlikte çalıştığı çocukların düşlerini dinleyip onlardan faydalanıp ilham alabiliyoruz. Bu eserin örneğinde görüldüğü gibi Kotatkova'nın yapıtları düşleme ve hayal gücüyle çok bağlantılı aslında. Fakat burada hayal gücünü sanatçı bir kaçış, gerçeklikten bir kaçış olarak değerlendirmiyor. Aksine gerçek hayatta belki karşılaşılan problemlerin ve bize uymayan durumların nasıl dönüştürülebileceğiyle ilgili birlikte yapılan bir eylem olarak görüyor hayal kurmayı. Serginin mekanlardan oluştuğundan bahsetmiştim ve mekana yayıldığından. Bu düşleme istasyonuna ek olarak ayrıca bir sınıf ama oyun alanı olan bir sınıf da mevcut. Orada büyük kafes benzeri yapılar görüyoruz. İzleyiciler yine bu alanı belki oyun oynamak, belki yatmak, belki birbirlerini izlemek için değerlendirebiliyorlar. Ve aslında bu çalışmanın adı da ki bu Arter için, bu sergi için yapılmış bir çalışmadır. Çözünen beden, fakat gördüğümüz büyük bir beden parçasının aslında içine girmiş oluyoruz. Ve sanatçı burada bize ortak bir beden oluşturduğumuzu hatırlatmaya çalışıyor biraz. Dolayısıyla sergide hayal gücüyle birlikte empati konusu oldukça öne çıkıyor. Yani farklı bedenlerin içinde olsak, farklı kısıtlamalara sahip olsak nasıl olurdu ve bunların içinden kararlarımızı nasıl verirdik, nasıl yeni bir sosyal yapılanma oluştururduk gibi sorular soruyor sanatçı. Tabii bu sergiye ilk girildiğinde çok belirgin bir durum değil. Biraz daha vakit geçirdikçe belki açılan kapılar olarak düşünebiliriz.